Ben Yaşar Mürit Soy. Ben 74. Burada her şey üretiliyor. Mesela yani neler? Patates haricinde, ağaç haricinde her şey dikilebiliyor. Neler ürettiniz burada? Bahçenizde neler var? Burada üretilen şeyler domates, biber, patlıcan, efendim, salatalık, efendim, bu yandan nane, efendim, üretmediğimiz şey yok. Hepsi üretiliyor. Peki pandemiden de bu şekilde korunuyor musunuz koronadan? Pandemi bu bize göre birinci sınıf, bura birinci sınıf. Bize göre, yaşlılara göre. Sağında kimse yok, solunda kimse yok. Araları 15 metre. Hiç kimse olmadığından buraya kaçıyorum ben. Burada yaşıyorum yani. Burada mı kalıyorsunuz? Hayatım burada geçiyor. Hayır, hayır. Burada bir saat vardır. O saatte dışarıya çıkarız. Bir sene daha uzatıldıysa biz 10 yaş daha gençleştik demektir. T yaştan emekli Ömer Çalışkan. Kaç yaşındasın Ömer amca? 65 yaşındayım. Hobi bahçesinde özellikle belediyenin yapmış olduğu bu hizmet bizleri, özellikle emeklileri çok memnun etmektedir. Şu anda biz ikinci ürün olarak ıspanak ektik, soğan ektik, pırasamız yetişti, ıspanağımız yetişti. İşte gördüğümüz üzümlerimiz yetişti. Ama her şeyden evvel bizim için burası hayatımızı idame ettirebilmemiz için hele hele şöyle bir zor günlerde, böyle koronanın olduğu günlerde sosyal mesafeyi de korunuyor. En az bahçeler arasında 10'ar metre, 15'er metre mesafe var. Hem emniyetimiz açısından, hem sıhhatimiz açısından, hem bundan sonraki hayatımızın daha huzurlu, mutlu ve geçmesi açısından bizim için elzem olan bir yer. Haftada kaç gün geliyorsunuz? Ben her gün geliyorum buraya. Her gün öğleden sonra saat 1'de, en geç 1'de buradayım. Daha ne zamana kadar? Mevsimine göre yastı namazını burada kılıp gidiyoruz. Ama kışın gelmiyor muyuz? Kışın da açık olduğu sürece işte burada kendi çabalarımızla genişlettik mekanlarımızı. Sobamız var. Efendim, kışın da geliyoruz burada yemek yapıyoruz. Yine müsait olursa, şimdi şu ortamda bu olmuyor tabii korona vesilesiyle ama normal zamanda komşularımızla haberleşip gelip yine burada hoş vakit geçirebiliyoruz. Bizim için çok güzel bir yer. Belediyelerin yapmış olduğu en iyi hizmetlerden birisi. Evet. İşte koronayla mücadelede hele hele bizim gibi bu yaşlar için 65 yaş üstü risk grubunda olanlar ki ben kendimden örnek vereyim. Ben kalp hastası ve şeker hastasıyım. Tam bize uygun olan bir yer. Önceleri burası yasaklandı ilk zamanlar. 2 ay gibi geç bir sürede başlandı. Doğru dürüst ürün de yetiştiremedik. Daha sonra serbest oldu. Geldik ürünlerimizi sonradan yetiştirmeye başladık ama yine de korona belası için bizim gibi yaşlılara, kronik hasta olanlara bu tür yerler elzem ve güzel ya.